Aliyev'in görüntüleri İran devrim muhafızları tarafından medyaya servis edildi. Aliyev eşiyle birlikte Cebrail'i ziyaretinde İran devrim muhafızlarından keskin nişancı dürbünden takip edildi. Ülkede şok etkisi yaratan olay Rusların da yayınlamasıyla iyice alevlendi. İran bu hareketiyle ne mesaj vermek istiyor? Rusya bu görüntüleri yayınlayarak neyi amaçlıyor? Hep beraber görelim. Azerbaycan ordusu, Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi. Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen Türkiye ve Rusya'nın Berde kasabasına izleme merkezi kuracağı iddia edildi. Öte yandan skandal bir olay yaşandı. Bir keskin nişancı, Karabağ'da İran sınırını eşiyle ziyaret eden Aliyev'i hedefe koydu. Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dağlık Karabağ'da Rusya barış gücünün bölgeye konuşlanması sürerken Azerbaycan ordusu Ermenilerin tamamen çekildiği Kelbecer'deki bazı noktalara girdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi önceki gün işgalden kurtarılan Cebrail'i ziyaretinde İran sınırındaki Hudafen'in köprüsünde incelemelerde bulundu. İran devrim muhafızları Aliyev'in ziyareti esnasında İranlı bir keskin nişancının dürbününden çekilmiş görüntüleri sosyal medyadan yayınladı. Görüntülerde dürbünde Aliyev'in hedef alındığı görülüyor. Görüntüler Rus medyasında da paylaşıldı. İran, Karabağ'daki savaş öncesinde Ermenistan'a Zengilan istikameti üzerinden lojistik destek sağlıyordu. Öte yandan Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının telefon görüşmesi sonrası Rus barış gücünün bölgeye intikali hızlandı. Dağlık Karabağ konuşlandırılmak üzere Ermenistan üzerinden Rus barış güçleri ve askeri teçhizat sevki hala sürüyor. Sevkiyatın bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Rusya, Laçin Koridoru yakınındaki Ermenistan'ın Boris bölgesini teçhizat sevki için geçici merkez üssü yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı, barış gücünde görev alacak Rus askerlerinin Dağlık Karabağ bölgesinde 18 kalıcı gözlem noktasında faaliyet göstereceğini açıkladı. Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerin boşaltacağı merkezlerden biri olan Kelbecer'de Ermenistan'ın talebi üzerine sürenin 25 Aralık'a kadar uzatıldığı ileri sürüldü. Rus barış güçleri Kelbecer bölgesindeki Dadivan köyünde konuşlanmaya başlarken Azerbaycan ordusunun da Göygöl ve Daşkesen ilçelerinin güneyinden Kelbecer bölgesine giriş yaptığı bildirildi. Ermeni güçlerin bölgeden çekilip çekilmediği ya da ne kadar çekildiğine yönelik bilgiler Azerbaycan ordusu tarafından modern teknoloji, uydu ve İHA'lar kullanılarak anlık takip ediliyor. Öte yandan Dağlık Karabağ yenilgisi nedeniyle Ermenistan'da yaşanan kaos ortamı iktidarı zorluyor. Eleştirilerin odağındaki Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Ermeni birliklerine ülke içindeki kalkışmaları bastırmak için Erivan'a dönme talimatı verdiği ileri sürüldü. Çatışmalardan kaçarak Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden Ermeni siviller ise Rus barış gücü tarafından Dağlık Karabağ bölgesine geri taşınıyor. Rus TASS haber ajansı, Rusya'nın bölgeye konuşlandırdığı barış gücü birliklerinin Ermeni sivilleri otobüslerle Hankendi'ye taşıdığını duyurdu. Sivillerin taşındığı otobüslere Rus askeri birlikleri ve Rusya'ya ait zırhlı araçlar eşlik etti. 15 Kasım itibarıyla yaklaşık 1000 Ermeni sivilin bölgeye geri getirildiği bildirildi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan mutabakat uyarınca ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi amacıyla işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında Rusya ile bir ortak merkez oluşturulması için hazırlanan asker gönderme tezkeresi dün TBMM'de kabul edildi. Yerel kaynaklara göre söz konusu merkezin yer tespiti geçtiğimiz hafta Rus heyetiyle Ankara'da yapılan görüşmelerde belirlendi. Dağlık Karabağ'a yakın olması nedeniyle Türkiye ve Rusya'nın Azerbaycan'ın Berde kasabasında bir izleme merkezi kurulması üzerinde anlaştığı ileri sürüldü. Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü Komutanlığı'na atanan Rus General Rustam Muradov, Azerbaycan kökenli olduğuna yönelik iddiaları yalanladı. Muradov, Dağıstanlı ve etnik açıdan Tabasaran,
Dağıstan'da yaşayan Sünni etnik bir grup olduğunu ve Azerbaycan ile hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti. Muradov, bir Rus subayı olduğunu ve görevini planladığı gibi yerine getireceğini sözlerine ekledi. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Allah'a emanet olun.